Türkiye yüzden fazla F-35 savaş uçağı sipariş etmiş, ancak Rus yapımı S-400 füzelerini satın almasının ardından Amerika Birleşik Devletleri çeşitli bahaneler ileri sürerek Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını sağlamıştı. Bunun üzerine Türkiye, F-35'ler için harcanan 1,4 milyar dolarlık bütçeyi mevcut savaş uçakları için modernizasyon kiti ve yeni F-16'lar satın almak için kullanmayı talep etmişti. Türkiye'nin önerdiği F-16 paketinin yaklaşık 7 milyar dolar tuttuğu açıklanmıştı. Türk Hava Kuvvetleri'nin asli unsuru niteliğinde olup aynı şekilde ana vurucu gücünü F-16 savaş uçakları oluşturuyor. Türkiye 25 yıl yani 1987 ile 2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nden 270 adet farklı modellerde F16 savaş uçakları tedarik etti. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Türkiye en fazla F16 savaş uçağına sahip ülke konumunda. Bu uçakları tercih etmesinin ana sebeplerinden birisi de terörle mücadele olmak üzere karşılaştığı güvenlik sorunları nedeniyle aktif kullanıcı bir ülke konumunda oldu bakıldığında Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 uçakları üzerine ciddi bir deneyiminin yanı sıra, bilgi birikimine de sahip olduğu görülüyor. Bu sebeple Türkiye farklı ülkelerin modelleri yerine, Amerikan F-16'larını tercih etmesi rasyonel bir seçim olarak görülüyor. Türkiye'nin elindeki F-16 envanteri yıllar geçtikçe eskimeye başladı. Dördüncü nesil uçakların yerine daha üst nesil uçaklar için envanterini yenilemesi gerektiği de ortaya çıktı. Türkiye'nin F-16 uçak envanteri blok 30, blok 40, blok 50 ve blok 50 artı konfigürasyonlarından oluşuyor ki, özellikle blok 30 ve blok 40 uçaklarının sayısı yaklaşık 160 sayısını buluyor. Bu uçakların 1987 ile 1995 yıllarında hizmete girdiği değerlendirilirse, uçakların yavaş yavaş envanterden çıkması gerektiği ya da modernize edilmesi gerekliliği ön plana çıkıyor, Hava Kuvvetleri'nin en modern F-16'sı olan Blok 50 artı uçakları ise yaklaşık 10 yıldır hizmette bulunuyor. Dolayısıyla 5. nesil uçakların bazı özelliklerine de sahip olan en yeni model F-16 Blok 70 satın alınmak isteniyor. Türkiye şimdilik kendi uçağını üretemediği için yeni uçaklarda almada yaşadığı engellemeler, ambargolar ve çeşitli problemler nedeniyle elindeki Amerikan uçaklarına yapısal ve avionik modernizasyon programları uyguladı ve uygulamaya da devam etmek istiyor. Bu şekilde de uçakların uçuş ömürleri uzatılarak daha modern ekipmanlarla donatılarak uçması sağlandı. Türkiye'nin 1987 ile 1995 arasında alımını yaptığı 160 F16'nın ilk 8 uçağı hariç kalanının Türkiye'de üretildiği de bilinmelidir. Benzer şekilde Mısır'a ihraç edilen 46 adet F16, 1993-1995 yılları arasında Türkiye'de üretildi. Ayrıca Türkiye geçtiğimiz 20 yıl içinde Pakistan ve Ürdün'e ait F16'ların modernizasyonunu da gerçekleştirdi. Ankara yeni uçakların yanında 79 adet modernizasyon kiti de talep ederek elindeki diğer F16'ları Blok 70 seviyesine kendisi yükseltmeyi hedefliyor. Ankara Milli Muharip Uçağın seri üretimine başlayana kadar bu boşluğu doldurmak için bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği F-16 uçağının blok 70'inden 40 adet talep ederken 79 adet de modernizasyon kiti satın almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne talep mektubu iletti. Ancak Amerikan Kongresi'nde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağının verilmesine karşı çeşitli itirazlar yükseldi, Amerikan Başkanı Biden'ın, satışa destek vereceğinin açıklanması ardından, satışı şartlara bağlayan maddelerde 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarıldı. Yönetimin kongreye resmi olmayan bildirimi yapmasının ardından, kongre ile müzakereleri başlatan süreç devreye girdi. Söz konusu süreç 20 ila 40 gün arasında sürmekte olup sonrasında resmi bildirim yapılıyor. Ancak Kongre'den gelen çeşitli itirazlar durumu belirsizliğe sürükledi. Son olarak 29 senatör Biden'a yolladıkları mektupta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları Türkiye tarafından onaylanana kadar uçak ve modernizasyon kitlerinin satışına onay vermeyeceklerini ifade ettiler. Bu anlamda yönetim kongreye resmi bildirimi yapmaktan geri durabilir ki, bu da satışın rafa kaldırılması anlamına gelir. Clinton döneminde, AH-1W Super Cobra helikopteri ile Obama döneminde Predator ve Reaper insansız hava araçlarının satışlarında olduğu gibi, geçmişte bunun örnekleri de mevcut. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları, Türkiye'nin özellikle İsveç'in NATO üyeliğine, Türkiye'nin taleplerinin karşılanmaması durumunda onay vermeyeceğine işaret ediyor aslında olası satışta İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri arasında bir ilgi bulunmuyor. Türkiye de resmi olarak bu görüşü dile getirdi, ancak her büyük silah satış anlaşmasında olduğu gibi konu kaçınılmaz olarak siyasallaştırıldı. Amerikan yönetimi tarafından F-16'ların Türkiye'ye satışının gerçekleşmemesi, Türkiye lehine değildir ancak aynı şekilde Amerikan çıkarlarına da hizmet etmez. Hatırlanacağı üzere Yunanistan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Angelos Sirigos, Senatör Bob Menendez'in ileri sürdüğü şartların yerine getirilmesi durumunda, Ankara'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 almasının Yunanistan'ın çıkarına olacağını açıklamıştı. Dolayısıyla satışın gerçekleşmemesi, son yıllarda çeşitli krizlerden dolayı gerileyen Türk-Amerikan ilişkilerinin, belki de en güçlü boyutu olan, askeri düzlemi de ciddi manada aşındırabilir. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de sahip olduğu diplomatik etki, Türkiye nezdinde azalacaktır. Zira söz konusu değişim, son yıllarda Yunan lobisinin de etkisiyle, Amerika Birleşik Devletleri tarafından atılan adımlarla iyice belirginleşmeye başladı. Esasında Türkiye'ye F-16 satışıyla birlikte, Yunanistan'a 5. nesil savaş uçağı F-35'in satışının aynı anda kongreye bildirilmesi de bunun başka bir göstergesi oldu. İki satışta onaylanırsa tarihte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'a askeri teknolojik üstünlük sağlamış olacak. Değerli dostlar videomuzun sonuna geldik beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni butonunu tıklamayı unutmayınız. Bir başka programda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.